Gelelim Ermeni meselesine. Çok özet 3-5 cümleyle evveliyatını hatırlatayım, devamını anlatayım. Ermeniler Osmanlı'da yaşayan en sadık tebaaydılar. Çünkü tarihte ilk defa Ermeniler adam yerine konulmuş Osmanlı'da. Bizans farklı mezhepten dolayı bunlara köle muamelesi yapıyordu. Milattan evvel Kilikya denilen Adana bölgesinde devletleri vardı. Bunu yıkan Bizans'tır. Bir Ermeni İstanbul'a turist gibi bile gelemezdi. Müstakil patrikhaneleri de Beyrut'taydı. Sayda şehrindeydi. Osmanlılar Bursa'yı alınca buyur bizim baş şehrimize getir şeyini dedi. Patrikhane Bursa'ya geldi. Ermeni patrikhanesi. İstanbul'u alınca Rum patriği ile aynı seviyedesin. Gel İstanbul'a dedi. Fatih onlara Kumkapı'daki yeri verdi. Ferman-ı Humayun verdi. Asırlarca Ermeniler aynen bizim gibi ahlakta, çalışkanlıkta temayüz etmişlerdir. Ve imparatorluğun en zengin insanlarıydı. Fakat ayrı bir millet şuuru yoktu. Ayrı bir mezhep şuuru vardı. Gregoryandılar. Osmanlı'nın talihi dönünce ha onu da söyleyeyim size. Ta 16. asırda Sivaslı bir Ermeni Mihitar duymamışsınızdır. 16. asırda Ermenileri şuurlu bir topluluk haline getirmeye çalıştı. Başarılı olamadı. Sen Lazar adasında cüzamlıları yerleştirdikleri bir adaydı. İtalyanlar ona bir yer verdiler, bir malikane verdiler, onu desteklediler. Bugün Ermeniler içinde Mihitarizm diye bir tarikattır. Hiç başarılı olamadı. Çünkü çok rahatlar. Tarih fayda vermedi. Vakta ki Osmanlı'nın talihi dönmeye başladı. Bunun sebeplerini anlatmıyorum burada. O zaman içerideki, dışarıdaki düşman içeride bir müttefik aradı. İlk buldukları müttefik Rumlardır. Ve 1828'de Rumlara istiklal kopardılar. Bunu yapan Rusya'dır. Sonra anlattım size. Rusların Akdeniz'e inmek arzusuyla bu defa Ermenileri ele aldılar. Ve onları tahrik ettiler. İlk isyan eden Ermeniler Pakradünilerdir. Pakradüni Ermenileşmiş Yahudidir. Size söyledim. Fethullah da bunlardandır. Aslı Yahudi ama Ermeni geçinir. Bizdeki dönmeler gibi. Tarihi de 1862'dir. Asıl Ermeniler buna taraftar olmamıştır. Taraftar olmayanları bunları öldürmüş. Avrupa'ya Osmanlılar bizi katliam ediyor diye propaganda yapmıştır. 1915'e kadar ki vukuatı çok hulasa bir surette de olsa size anlatmıştım. Sürgün edilen insanların sayısı vesaire hepsi palavra. Hepsi palavra. Hiç doğru bir şey söyledikleri yoktur. Ama küçük milletlerin böyle talihsizlikleri vardır.
büyük emperyalist devletler kendi emelleri için bunları kullanırlar. Bunları önce Ruslar kullandı. Sonra İngilizler bu işe el attılar. İngilizler Rusların doğuda bir Ermeni devleti kurdurup sonra da onu yutarak İskenderun'dan Akdeniz'e çıkmak istediklerini anlayınca Mısır'a yerleşmiş olan İngilizler Rusların İskenderun'dan Akdeniz'e çıkmasının siyasetlerine aykırı gördükleri için Ermenileri bırakmışlardı. Buna rağmen Ruslar, İngilizler, Fransızlar, mesela Zeytun İsyanı, ilk isyan Pakradünlerin, bunun amili Fransızlardı. Bunların sebepleri var. Fransızlardır. Bunlar bir kütüphane dolduracak kadar aleyhimize yalan yanlış neşriyat yapmışlardı. Vesikalar yalan, resimler yalan, kendi ödediklerini, bunların kendilerinin yaptıkları zulümlerin canlı şahitlerini, yeminli ifadelerini, pek çok örneğini verdim. Elimde en az 30-40 tane Osmanlıca vesaik kitabı var. Görgü zulme uğrayanların ifadeleri var. O devir insanların hatıraları var. Bunların bazılarını Ermeniler toplatmıştır. Mesela Bayburt Havalisi'nde icra edilen mezalime dair kitabı bulmak çok zordur. Ben bunları bir bir sahaflardan toplamışımdır. Tamamen vesaiktir. Osmanlı Devleti de Ermeni amal ve harekat-ı ihtilaliyesi ilan-ı meşrutiyetten evvel ve sonra diye kocaman bir kitap çıkarmıştır. Bunun Fransızcası da vardır. Ama ben size Ermenilerin bugüne kadar devam ettirdikleri palavraların en taraftar, onlara taraftar olan milletlerden, bir İngilizlerden bir de Ruslardan İki ehli kalemin ve iki görgü şahidinin müşahedelerini okutacağım kitaplarından iktibas alın. Gel buraya. Bakalım iş onun dediği gibi miymiş? Şuradan bak. Şu paragrafı okuduktan sonra şu adamın, bu Rus konsolosunun beyanıdır. Tamam. Evvela Ruslardan bir adam. Rusya'yı kayırıyor. Bu işi başlatan Rusya olduğu halde. Ama bir görgü şahidi olarak bakın ne diyor. Bir de İngiliz'den misal vereceğim. Uzun zaman Van ve Bitlis'te Rus konsolosluğu yapmış olan General Mayveski, Ermeni iddialarının kesinlikle yalan olduğunu söylemekle birlikte bir Ermeni meselesinin bunun amili olarak kendi devletini hariç tutarak Halbuki başlatan onlar. Kayıracak, o kadar olacak. Batılı emperyalistleri göstermekte ve bunun vebalinden Rusya'yı beraat ettirmeye çalışmaktadır. O, Müslümanlara gelince Türkler Hristiyanları keserler, kestiklerinin onlardan ayrılırlar. Buradan sonrası onun sözü bak. Kadınlara zorla tecavüz ederler. Eğer Avrupa korkusu olmasa çoktan Doğu Hristiyanlarından yeryüzünde eser kalmayacakmış. Katliam Batılı... Bunu Batılılar diyor. Batılılar. Kendi demiyor. Katliam Batı'nın dilinin pelesengi ettiği bu uğursuz kelime Türklerin arzularıymış. Bu gibi çirkin iftiralar kesin şekilde reddedilmeli. Evet. Evet, devam ediyor. Yani hepsi yalan diyor. Bu bir Rus konsolosu. Şimdi İngiliz. Burası o mu? Evet. Bu evsiz... Bir de İngilizler. Çok var. Yani bir misal veriyorum da taklim, tek bir misal değil. Hiç olmazsa yani Batılılardan bile ehli insaf, doğruyu söyleyen var, görün diye söylüyorum. Bu ve emsali yayınlar çok sonraları yine İngilizler tarafından yalanlanmıştır.
Bunlardan biri Arthur Fonsobi'dir. Onun yazdığı kitabın adı Harp Zamanında Yalancılıktır. Fonsobi 1910'dan 1918'e kadar Avam Kamarası'nda Liberal Parti üyesiydi. Sonra İşçi Partisi'ne geçmiş, harp aleyhtarı bir kişidir. Kitabını 1928 senesinde yayınlamıştır. Propagandada hangi yollara müracaat edildiği hakkında özellikle enteresan gördüğümüz bazı kısımları aşağıya alıyoruz. Harbiye Nezareti bir sirküler yaparak subayları düşmanla ilgili savaş olayları hakkında rapor vermeye davet etmiş, olayların mutlak doğruluğunun zaruri olmadığı, normal bir ihtimalin mevcudiyetinin kafi olduğu ilave edilmişti. Sayfa 20. Vahşet yalanları en makbul olanlarıdır. Özellikle bu ülkede İngiltere ve Amerika'da onlarsız harp yapılmaz. Düşmanın kötülenmesi bir vatan görevi sayılır. Evet. Sayfa 22'de geçmiş. Devam ediyor. Tamam. Yani vakit sığmaz çünkü. Tamam. Yani hepsini okuyasak anlayın ki gavur bile isyan ediyor bunları yaptıklarına. Şu da aldıkları bir karar. Bir de bunu oku. Bak, Ermenilerin, bu da Ermenilerin ele geçen vesikadan şeydir. Ermeni Amal ve Harekat İhtilaliyesi isimli eserden. Tamam, bunun vesikanın aslı orada. Ben kaynağını gösteriyorum, tamam. Metinize veriyorum. Tamam hocam. He, oku. Kararı sabıkta her ne kadar 5 yaşına kadar olanların kesilmemesine karar verilmiş ise de bu 5 yaşındaki çocukların nüfus itibariyle ehemmiyeti derpiş ve ileride mensup oldukları milleti derhatır ederek atiyen Ermeni milleti için bir tehlike teşkil etmesi melhuz bulunmasından 2 yaşına kadar olanların kesilmesine müttefikan karar verildi. Bu 2 yaşında çocuğu öldürüyor. Yetmedi. Sadece örnek olsun diye 1895 senesinde kaç isyan yapmışlar? 29 Eylül 1895 Divriği Sivas, 2 Ekim 1895 Trabzon, 6 Ekim 1895 Eyin Elaziz, 7 Ekim 1895 Develi Kayseri, 9 Ekim 1895 Akhisar İzmit Musasarrafı. Bir sene içindeki, bu 1862'den başlıyor. 1915'e kadar devam ediyor, düşün bak. 20, ben seneyi misal verdim. 21 Ekim 1895 Erzincan, 25 Ekim 1895 Gümüşhane, 25 Ekim 1895 Bitlis, 26 Ekim 1895 Bayburt, 27 Ekim 1895 Maraş, 29 Ekim 1895 Urfa, 30 Ekim 1895 Erzurum, 2 Kasım 1895 Diyarbakır, 2 Kasım 1895 Siverek, 4 Kasım 1895 Malatya. Usandınız değil mi? Daha devam ediyor. Bu bir senelik vukuatın listesi. Devam edeyim mi hocam? Yeter. Anlaşılsın diye. Anladım hocam. Bu isyanlarda ecnebi sefirler geliyor da sopaları getiriyorlar. Bu sopalarla sizinkiler bizimkiler diyor da Abdülhamit de silah, yakalanan silahları getiriyor. Bu silahlar da Ermenilerden alındı diyor. Bunların fabrikası Tahsin Paşa'nın hatırlatan. Bunların fabrikası benim memleketimde değil. Bu silahları bunlara siz verdiniz diyor. Kandil'de silah fabrikası mı var? Aynı şey devam ediyor. Göreceğiz şimdi. Abdülhamid'e bir de yerli hainlere dahi bunu okuyamazsın sen. Bunu da söyleyeyim geçeyim. Tut sen daha var okuyacağım. Abdülhamid'e Ermeni suikast yapıyor değil mi? Devrin tarihçisi o Ermeni'yi alkışlıyor. Bu hareketi kahramanenin bir Ermeni vatandaşımız tarafından yapıldığı anlaşıldı diyor. Ervin kitabının sayfasını koydum diyor. Ahmet Refik. Tevfik Fikret de hayıflanıyor. Attın fakat vuramadın. Yazıklar ki vuramadın diye bir Lahzay Tahur şiirinde. Ne Ahmet Refik karakola çekildi
ne Tevfik Fikret karakola çekildi. Abdülhamit müstebit, diktatör, ellerinden kan damlar, resmini çiziyor Ermeniler, karikatürlerini çiziyor. Kendisine suikast yapan adamı alkışlayan tarihçiye de karakolda bir hesap bile sorulmuyor. Ceza verme şöyle dursun. O Ermeni'ye Meti'ye şiir yazan devrin şairine de bir şey denmiyor. Burada size bir hatıra anlatayım. Gene çağıracağım tamam. Seni. Otur. Birinci devre İzmit milletvekili Sırrı Bellioğlu diye bir adam var. Bu adam Kıbrıs asıllıdır. Sırrı Bellioğlu'nun bende evrakı var. 9 sene hapis yatmıştır bu adam. Sebep nedir biliyor musunuz? Alman Harbi sırasında İsmet Paşa'nın takip ettiği siyaseti tenkit etti. İsmet Paşa Almanlar galip geleceklerini diyordu. Almanlara kral mı satıyordu? Bunu tenkit eden bir yazı yazdı. Bu adam birinci devre Büyük Millet Meclisi'nde İzmit milletvekilidir. İktisat vekilliği de yapmış. Bakan, bakan. Öküz de bakıyor. Bakan mı? Bakan. Vekil. İktisat vekaletine vekillik yapmış bir adam. Mahkeme evrakı var benim elimde. Onun evrakı bende. Mahkemede diyor ki ben Abdülhamit zamanında genç bir delikanlıydım. Onun aleyhine bir mümahişe katıldım. Polisler beni derdest etti. Emniyet Umum Müdürü ki müşirdi, maraşal yani. Onun huzuruna çıkarıldım. Bana bir fiske vuran olmadı. Dedi ki efendi oğlum ne istiyorsunuz? Neden sokağa dökülüyorsun? Efendim istibdat var, şu var, bu var falan filan. Dedi ki evladım mektebini bitir, hayata atıl da bu işleri anlarsın. Git dersine çalış. Beni bıraktılar. Bir ağır kelime işitmedim. Bir tokat yemedim ne polisten ne şundan bundan. Halbuki ben o gibi talebeydim. Sıradan bir adamdım. Şimdi ben eski bir milletvekili, eski bir nazır, vekil, 70 yaşına basamak dayanmışken ben İsmet Paşa'nın siyasetini tenkit ettim diye polisler beni gece yatağında bastılar. Sille tokat karakola getirdiler. Bu yaşta ben torunum yanındaki polislerden dayak yedim. O devir istibdat devriydi. Talebe olarak bu muameleyi gören ben bu kemal yaşımda sizin hürriyet devri dediğiniz, demokrasi dediğiniz, alkışladığınız kahramanları olan bir devirde ben bu muameleyi gördüm. Bunu mahkemede söylüyor, yazılı ifadesi de bende. Ama Abdülhamit Ermeni suikastçıyı alkışlayan şaire de tarihçiye de bir şey dememiş. Bugüne gelmek istiyorum. Onun için çabuk yürümem lazım. Bazı şeyleri söylesem de olur ama şimdi bak size bir vesika gösteriyorum. Vurulan bir PKK'nın üzerinden bu bir hilal haç. Bu savaş hilal ile haç savaşıdır diyor. Bu Ermeni göğsünden bu haç çıkmış. Bununla ilgili de çok anlatacağım iş var ama
Şimdi bakın bu mantık Ermenilerde ne zaman başladı? Gel şimdi. Bir de devrim dahiliye vekilinden bir beyan dinleyin. Ermeniler nasıl yapmışlar bu işi? Aynı taktik devam ediyor. Hiçbir şey değişmemiş. Tarih tekerrür ediyor. Birkaç gün sonra Karagözcan Dikran, Maksutzade Sebuh ve Mehmet Ali Paşa Hanı'nda tüccardan Andon Hacıyan Efendiler beni aile sabah kenahanemde ziyaret ettiler. Devrim Dahiliye Nazırı'nın hatıratından bu. Bunlar da Bedveniz namına bir şey kalmamış. Çehreleri limon gibi sararmıştı. Hele Maksutzade Sebuh korkusundan felce uğramış bir halde titriyor, sendeliyor ve söz bile söyleyemeyecek kadar kendinden geçmiş, ölgün duruyordu. Hanemde oda içinde oldukları halde arkalarından birisi gelir veyahut kendilerini tasarruf eder korkusuyla etraflarına mütevahhişane bakıyorlardı. Bu kabil tevahhuş etmek, korkmak demek. Bu kabil ziyaretlere alışmış ve maksadın ne olduğunu öğrenmiş bulunduğundan kendilerini teskin için biliyorum sizi tehdit ediyorlar. Para istiyorlar. Komiteye girmediğiniz ve istenilen parayı vermediğiniz takdirde bunu anlatanlar Ermeniler. İdama mahkum olduğunuzu bildiriyorlar değil mi? Tamam. Korkmayın ya, taraftar olanı öldürüyorlar. Korkmayınız. Kılınıza bile ilişemezler. Gerçi birkaç memurumuzu vurdularsa da buna mukabil 70-80 komiteci yakalandı. Ötekilerin de izi üzerinde bulunuyorum. Ben bu memlekette zaptiye nazırı bulundukça bu habaset şebekesine nefes aldırmayacağım. Bunu bütün kuvveti kalbimle söylüyorum. Beni de vururlarsa o başka. Okay. Herhalde endişe etmeyiniz ve başınıza gelenleri anlatınız dedim. Bu sözlerimle ve kendilerine ikram ettiğim birer bardak limonata ile ziyaretçiler... Şimdi bak, Ermenilerin o gün yaptığını bugün PKK'lar Kürt halkına yapıyorlar. Devletten yana olanı öldürüyor, tehdit ediyor mesela. Bunu ibret için okutuyorum size. Bakın hiç farkı yok. Ziyaretçiler biraz sükun buldular. Karagözcan Dikran mühtez bir sada ile anlattı. Paşam, dün gece çocuklarım ve ailemle beraber akşam yemeğini yerken kapı çalındı. Hizmetçi kadın kapıyı açtı. Mevlevi dervişi kıyafetinde... Mevlevi dervişi kıyafetinde sikkesi var, alameti var. Biri gelmiş. Bir adam hizmetçiye, efendi evde mi diye sormuş. Hizmetçi, evet yemek yiyor cevabını verince, öyleyse şu mektubu kendisine ver demiş ve gitmiş. Biz yemekten kalkmadan hizmetçi mektubu uzattı. Okudum. Lokmalar ağzımda kaldı. Boğazımdan geçmiyordu artık. Buyurun işte mektup. Bu mektup Troşakyan Cemiyeti'nin mührüyle mühürlenmişti. Karagözcan Dikran Efendi'den 250 altın isteniyor ve vermediği takdirde hemen idam edileceği kat'i bir ifade ile tebliğ olunuyordu. Maksutzade Sebuh, Andon Hacıyan Efendi'den de gene bu miktarda para talep ediyordu. Bunlara da mektubu getiren Mevlevi dervişi kıyafetinde bir adam imiş. Mektuplar hep akşam üzeri evlere gönderilmişti. Yazılar aynı elden çıkma Ermenice idi. Mektupları aldım. Ziyaretçileri biraz daha teselli ve hükümete karşı ibraz ettikleri sadakati takdir ederek uğurladım. Vakit de gelmiş olduğu için Bab-ı Zaptiye'ye gittim. Ben daha koltuğuma henüz oturmuştum ki yaverim polis müdürü Hüsnü Bey'in geldiğini ve beni hemen görmek istediğini söyledi. Derhal kabul ettim. Hüsnü Bey dedi ki, paşa, sivil memurlarımız bir Mevlevi dervişi yakalamışlar. Etvarı Calibi şüpheymiş. İkametgah göstermemiş. İsminin Mehmet Hıfzı olduğunu söylemiş. Nüfus tezkeresini istemişler. Üzerinde yok demiş. Hülasa Ermeni olduğu tahakkuk ediyor. Ben vazife başına giderken siviller henüz yakalamışlar. Götürüp ayrıca tahkikat yapmaktan ise zatı devletlerine haber vermeyi münasip gördüm. Dedim ki çok isabet etmişsiniz. Ben bu Mevlevi dervişini biliyorum. Tesadüf bize fevkalade yardım etti. Bu Mevlevi komitenin tehdit mektuplarını tevziya memurdur. Nitekim dün akşam da 3 eve bu mektupları vermiştir. Şunu çağırırız da ifadesini alalım. Dervişi getirdiler. Bu uzunca boylu, mavi gözlü, kumral sakallı bir adamdı. Ben bunu nerede görmüşüm diye düşünüyordum. Evet, bu simayı, bu gözleri görmüşüm. Aldanmıyorum. Fakat nerede ve ne zaman? Eski ve yeni komitecilerden birçoğunun fotoğrafı mahfuzdu. Bunları sureti mahsusada bir albüm içinde saklıyordum. Albümü aldım. Tetkike başladım. Hah, işte buldum. Elbise ne kadar değişirse değişsin, sima ne şekle girerse girsin, gözler aynı gözlerdi. Gözlerin şehadeti
polis ve zabıta işlerinde çok haizi ehemmiyettir. Bu adam Üsküdar'da oturuyordu. Adı Örnekli Uhanes idi. Üsküdar'daki Hınçakyan Komitesi'nin delalet ve tasavvutu ile ve sırf fesat ve tavassutu ile sırf fesat ve melanet çevirmek maksadıyla papaz silkine dahil olmuş. Hat namıyla ruhban güruhuna karışmıştı. Fotoğrafı önüne koydum ve karşımda duran Mevlevi kıyafetli müthiş komiteciye hitap ettim. Bonjour papaz hat efendi, nasılsınız? Siz böyle bazen bir Müslüman derviş kıyafetinde, bazen de papaz şeklinde dolaşmayı seviyorsunuz galiba. Cevap verdi. Ben papaz hat değilim. Ben Müslümanım elhamdülillah. Ya öyle mi? Fakat söz Örnekli Uhanes'e de pek benziyorsunuz. Fotoğrafı göstererek işte şuna. Nasıl, benzemiyor musunuz? Cevap yok. Fakat cevap veriniz. İşlerin yeter. Tamam hocam. Buradan anladın, devam ediyor. Ermeni Mevlevi dervişi kıyafetine giriyor. Ve Ermeni zenginlerden bu harekete para istiyor. Vermediğin takdirde öldürüleceksin diyor. Şimdi PKK'nın yaptığından bir farkı var mı? Aynı. Tarih tekerrür ediyor. Bitmedi. Bitmedi. Sultan Abdülhamit, bir şey daha söyleyeyim. Beni Said Nursi'nin aleyhinde gösteren Akgündüz'ün kafasına bu kitabı atmak lazım. Bakın burada Bediüzzaman Ermenilerle mücadele ederken resmini koydum. Sultan Abdülhamit Ermeni vukuatı başlayınca bugünkü hükümet de bunu yapmalı. Kürt aşiret reislerini çağırdı. Onlara dedi ki burası Ermenistan değil, Kürdistan'dır. Bunlarla siz mücadele edeceksiniz. İki tedbir aldı. Bir, aşiret çocuklarını okutmak için aşiret mektepleri açtı. İkincisi, Hamidiye alayları diye Kürt aşiretlerinden Ermenilerle savaşacak alaylar teşkil etti. Bediüzzaman da bu alaylarla Ermenilerle çarpışırken bu Rusların geçen hafta anlattığım Safahat'ta Van Gölü'ne kadar sarktıkları hengamdaydı. Esir düştü. Rusya'da esaret hayatı yaşadı. Ben Said Nursi'ye niye düşman olayım? Her neyse. Şu kapağını koyduğum Genelkurmay'ın Erken Harbiye Riyaseti'nin Ermeni Amal ve Harekat İhtilaliyesi Tesavir ve Vesaik, bunlar kamilen Ermenilerin icatına dair vesika ihtiva eden eserlerdir. Şimdi bu yalanlara, Ermeni yalanlarına bir İngilizlerden, bir Fransızlardan cevap verdim ya, bir de cevap Amerikalılardan geldi. Bunu da oku kısaca. Ben ondan sonrasını ben anlatacağım. Şuradan itibaren mi hocam? Bakayım. Bu vesileyle benzer bir Amerikan raporundan da bir nebze bahsedelim diyor. Tamam, oradan şu. 1899 yılında Amerika... 1990 olacak. 8 mi çıkmış? 1899. Yanlış. Tamam hocam. 1990. Ama... Yeni, bu rapor yeni. Amerika... Evet hocam, Amerika Başkanı Ronald Reagan müşavirlerinden... 1890'da Reagan olur mu? Onu sonra gördüm hocam. İşte. Tasvetten kurtulamıyoruz. Bruce Fein'e Ermeni iddialarının doğru olup olmadığına dair ciddi bir araştırma yapmasını emretmiştir. Fein yaptığı araştırmalar neticesinde... Reagan emrediyor bunu. Bu kadar bu Yahudiler böyle gürültü koparıyor. Ermeniler nedir bu nasıl diye bak şimdi. Yaptığı araştırmalar neticesinde hazırladığı müfassal raporda Ermeniler ve onların sempatizanlarının kayıplarının 300 bin ile
750 bin kişi arasında olduğunu, buna mükabil türkü veya... Evet. Bu nüfus meselesi de kamilen yalandır onların şeyi. 1892 nüfus sayımında 1,5 milyon Ermeni vardır Türkiye'de. Hiçbir yerde ekseriyet değildirler. Hiçbir yerde. En fazla oldukları yer Sivas vilayetidir. %15. Onun da istatistiklerini verdim. Hiçbir yerde nüfus ekseriyetleri yoktur. 1,5 milyon Ermeni yaşayan Türkiye'de 1,5 milyon Ermeni öldürülmüş. O zaman dünyada Ermeni olmaması lazımdı. Bugün Ermeniler nereden çıktı? Bak Amerikalı ne diyor? 430 bin mi? 300 bin ile 750 bin. 750 bin arasında. Ama devamı var. Bak onlar kaç kişi öldürmüş. He. Buna mükabil Türkü veya Kürdü ile Müslüman kayıplarını 1,5 ila 2 milyon arasında... Bunu Amerikalı söylüyor. Bunu Amerikalı söylüyor. Kayırsa onu kayırır. Müslüman. Onun kaç katı öldürülmüş bak. Kim gibi katliam etmiş? Evet. Biraz daha oku. Justin McCarthy'yi teyit eden bu beyanlarda görüldükten sonra... McCarthy'den okusak sabaha kadar bitmez. McCarthy'nin Sürgün diye bir kitabı var. Ermeni iddialarını mensuk ve müdellel olarak A'dan Z'ye çürütmüştür. Tamam. Bu adam sağ. Bu adam hala yeni yaşıyor. McCarthy Amerikalı bir profesör. Bir iki sene evvel konferans vermek için Avusturya'ya gidiyordu. Ermenilerin aleyhine kitap yazdı diye Avusturya'ya sokmadılar onu. Şimdi burada ben teşhir kanununu, bu teşhirin nasıl itinalı yapılması lazım geldiğini vesaire kanunları yazdım. Onları okumak istiyordum ama asıl anlatmak istediğim meseleler zaman kalmaz diye. Kaç kişi sürülmüş vesaire. Size geçen hafta gösterdim bir istatistik. Nerede o? 482.758 kişi Suriye ve Musul, Halep ve Musul havalisine sürülmüş. Tehcir belgesine 382.248 kişi ulaşmış. 56.610 kişi eksik. Bu sürgünde 24 Nisan'ı yapıyorlar ya, ben size söyledim 24 Nisan sürgün günü değildir. Ermenilerin her sözü yalandır. Ermeni teşhiri Temmuz ayındadır. 24 Nisan'da yapılan Ermeni çetecilerinin tevkifidir. Hadi bugün Fethullah için şu kadar adam tevkif edildi, işten atıldı vesaire deniyor ya. Onun gibi 2000 küsur adam tevkif edilmiştir 24 Nisan'da. Bunu teşhir günü. Bu kadar adamı hapsettikleri halde işi önlemeyince sürgüne başvurmuşlardı. Sürgünde ölen de 56 bin kişidir. 1,5 milyon kurban verdik diyorlar. Yalan. 56 bin kişidir. Sürgüne giderken bunlar Kürt ailelere tecavüz etmişler. Rus ordusunun gölgesinde bilhassa zulmetmişler. Kürt aşiretleri de fırsattan istifade yol boyunca tecavüz ederek bazı Ermenileri öldürmüş. Bunlar 10 bin kişi kadardır. Hepsinin rakamı var. Resmi vesaike istinaden tespit, adları bile belli herkesin. 10 bin kişi. Gerisi tifo, tifus gibi hastalıklardan ölmüştür. Sen 1,5 milyon Müslüman öldürüyorsun. 1,5 ila 3,5 milyon 56 bin kayıpla dünyayı ayağa kaldırıyorsun. Bu yalanlar Türkiye düşmanlarının işine yaradığı için
o günkü düşmanlar bugün de başka bir sebeple aynı düşmanlığa devam ettiği için bu Ermeni iddiaları devam ediyor. Şimdi ben buraya kadar olan vukuatı hulasatıl hulasat anlatmış sayıyorum kendimi. Ama bakın, bundan sonra bilmeniz lazım gelen gerçekler var. O gerçekler de şu: milli mücadele esnasında, daha doğrusu birinci cana binayetinde Bolşevik ihtilali olunca Rusya'daki kadro sulh ihtiyacını hissetti. Çünkü General Denikin adında bir kumandan Çarlık taraftarı olarak Bolşeviklerle harp ediyordu. Onun için 1918'de bizimle Brest-Litovsk muahedesini imzaladılar. Bu muahedeye göre 93 harbinde işgal ettikleri Elbiye-i Selase, Kars, Ardahan ve Batum duyun, halis Türk toprağıdır Batum. Burayı işgal etmişlerdi. 1878-1918 bunu geriye verdiler. Bu üç vilayeti geriye verdiler. Birinci Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 4 tane Batum nüfusu var. Bunlardan Ali Rıza Acaray'la ben görüştüm hoca. Milli mücadeledeki hizmetin de ta 66 senesinde çıkardım. Sarıklı Mücahitler isimli kitapta yazdım. 4 tane Batum nüfusu var. Birinci Büyük Millet Meclisi'nde. Ermeniler bunu kabul etmediler. Karabekir girdi, bir kere de harben aldı. Gümrü muadesi budur. Karabekir'in yaptığı gümrü muadesi. Ama o Karabekir, kınamıyorum, belki iyi niyetlidir, bir yanlış yaptı. Ta Ermeni vukuatının, bilmeniz lazım gelen bir şey. Ermeni vukuatının, size Batum'un hikayesini tamamlayayım. Batum 1918'de bize geçti ya, 1921'de Mustafa Kemal bunu Ruslara verdi. 4,5 milyon ruble yardım, 40 bin piyade tüfeği mukabilinde. Sultan Vahidettin vatan sattı diyen Kemalistlerin kulakları çınlasın. Moskova muadesiyle 21'de Ruslardan Mustafa Kemal yardım istedi. Çünkü İngilizlerle Ruslar arasında tahterevalli oynadı. Ruslar bizim paramız yok diyorlardı. O sırada Bahara Reisi Cumhuru Osman Kocaoğlu bütün Türk, Rus esiri Türkler Bolşeviklere yardım ettiler. Meşhur Zeki Velidi Togan bile 1000 atlıyla Türkistan'dan geldim, Den'in emrinde Çarlık taraftarlarıyla harp ettim diyor. İstiklal verecek. Çar esir etmişti. Bolşevikler istiklal verecek diye bunu yapmışlar. Osman Kocaoğlu da orada. Stalin'e soruyor. O Kocaoğlu var ya, sonra kaçtı Rusya'dan. Şurada Üsküdar'ın tepesinde Özbekler tekkesi var. Mezarı orada. Yolunuz düşerse ziyaret edin. Mübarek bir adam. Stalin'e diyor ki, bu Türk heyeti ne istiyor? Para istiyor diyor. Veriyor musunuz? Paramız yok, veremiyoruz diyor. Ne kadar istiyorlar diyor. Diyor ki 100 milyon ruble istiyorlar. Bizde var diyor. Bu arada altın çıkıyor. Çarlık almamış o altınları.
bu 100 milyon rublelik altını külçe olarak Moskova'ya getiriyor. Ruslar bizimle yaptığı anlaşmada senede 10 milyon ruble verecekler. İki taksitte verecekler. 5 milyon rubleyi buyurun diyorlar. Bu anlaşmayı yazan Rıza Nur'la Yusuf Kemal Tengirşenk'tir. Bu 5 milyonun biz Almanya'dan silah almak istiyoruz. 500 bin rublesini Almanya'ya çıkarın diyorlar. Türkiye'ye gelen 4,5 milyon rubledir. Ruslar 95'i çaldılar. Bize yardım etti diye Bolşevikler, içimizdeki komünistler çok kullanıyor. İstiklal Harbi'nde Ruslar size yardım etti. İşte yardım budur. Türkistan'dan 100 milyon ruble aldı. Bize 4,5 milyon ruble gönderdi. 500 bin de Almanya'ya çıkardı. Almanya'ya çıkardığı parayla da silah almak üzere Nuri Cönker gönderildi. Nuri Cönker Mustafa Kemal'in çocukluk arkadaşıdır. Bu parayı Almanya'da fahişelerle yedi. Bunun için de Celal Bayar müfettiş olarak Almanya'ya gönderildi. Ben bunu Celal Bayar'a sordum. Son kitabımda beyanı var. Maalesef dedi. Ama Mustafa Kemal'in çocukluk arkadaşı olan Nuri Cönker'e bunun hesabını sorulamadı. Batum böyle Rusya'ya verildi para ve silah karşılığında. 21 senesinde. Şimdi Karabekir Gümrük Vadisi'ni imzaladı. O zaman Maverai Kafkas Cumhuriyeti kurulmuştu. Ruslara karşı bir birlik olalım diye Kafkaslar. Ermeniler buradan ayrıldılar. Ervan'da Ermenistan'ı kurdular. Bundan ayrıldılar. Baştan beraberdiler. Bu Karabekir doğudaki Ermeni yetimlerini topladı. Anası babası öldürmüş Ermeni yetimlerini. Buyurun fotoğrafını. Bunlar Ermeni. Ermeni çocuğu. Kaç kişi biliyor musunuz? 10 bin kişi. Ne yaptı bunları Karabekir biliyor musun? Askeri mektebe soktu. Karabekir'i kınamıyorum. Çünkü o gün daha Mustafa Kemal yüzündeki maskeyi indirmemiş. Yeniçeri gibi bunları çocukken askeri eğitimde Türk ve Müslüman gibi büyütürsek Ermeniliklerini unuturlar zannetmiş olabilir. Ama sen Kemalist inkılaplar başlayınca dini yasaklarsan bu adama sen Türk'ün dettiremezsin. Bu Ermeniliğini hatırlar. Ha, bu adamlar hepsi subay oldu. Peki bu geçti diyeceksin. Geçmedi. Bu kitabımda gene gösterdim. Karabekir'in kızı Timsal Karabekir. Televizyonda da bir şey söyleyeyim. 27 Mayıs ihtilalinde. 27 Mayıs ihtilalinde. Türkeş Bey, bu Haydar Tunç Kanat kim biliyor musun dedi. Haydar Tunç Kanat Milli Birlik Komitesi'nde albay. Kim dedim. Karabekir'in orduya koyduğu Ermeni çocuklarından biri dedi. E peki 10 bin kişide bir kişi mi kalmıştır 60 ihtilalinde? Daha üst rütbelerde de vardır. Ama hacet yok. Karabekir'in kızı diyor ki televizyonda buraya aldım. Babamın orduya yerleştirdiği çocukların, Ermeni çocuklarının, emekli olanlarının birçoğu kendi çocuklarında subay yapmış. Bayramlarda geliyorlar. Babama hürmeten benim anamız diyerek elimi öpüyorlar. Babam namına bana minnettarlıklarını bildiriyorlar. Bu yeni. Siz şimdi PKK ile mücadele eden subaylar
Ya 20 sene, 30 sene bir netice yok. Halk diyor ki dağları bombardıman edip dönüyor bizim uçaklar. Gerçekten öyleymiş. Acaba bunu yapanlar bu Timsal Karabekir'in söylediği babasının Türk ordusuna yerleştirdiği Ermeni çocukların çocukları mı? Bu bizim tarihimizde araştırılacak bir meseledir. Şu resim Karabekir'in Erenköy'deki evinin duvarındadır. Bunun başka resimleri de var. Ben kitabıma da birkaç tanesini koydum. Bu gayri kabili inkar bir hadisedir ki 10 bin Ermeni'yi biz orduya soktuk, subay yaptık. Cumhuriyet'in ilk yıllarında Kemalist inkılapların haşin tatbikatında şapkadı giymedi diye adam asılırken kimi kullandı? Aşağıda masamda bir resim var, Adapazarı'nda 4 Ocağı Kur'an okutuyor diye yakalanmış, idam edilmiş sehpada resimleri var. Onu idam edenler, onun kapısına giden askerler, ben çok söyledim evvelce, Yunan'a karşı süngü kullanan Mehmetçiğin küçük kardeşi aynı süngüyü hocaya karşı, dini öğreten hocaya karşı kullandı. Şapka giymeyen vatandaşına kullandı. Acaba bu Ermeni çocukların sayesinde mi bu ordu daha düne kadar başörtüsüyle harp ediyordu? Benim bir arkadaşım var. Onun müritlerinden birisi. Çok değil, 10 sene evvel Erzurum'da askerlik yaptı. Binbaşını bunu namaz kılarken gördük. Buraya getirip konuşturabilirim size onu. Namazda dövdü adamı. Bu subay, asubay. Namazda dövdü. Sen bir daha burada namaz kılarken görürsem senin beynini parçalarım. Seni de tatbikat zayiatı diye kaydederim. Kimse bana hesap sormadı. Daha 10 sene evvel Erzurum gibi yerde bunu yaşayan aramızda bir genç. Acaba bu Ermeniler mi bunu yapıyordu? Bağırsak temizliği gibi Fethullahçı şu kadar attık diyorlar. Acaba ne kadar temizlendi? Bu bizim yakın tarihimize dair bir acı gerçektir. Ama bunun çok ehemmiyetle tamik edilmesi lazım. Araştırılması lazım. Çünkü bazı işler, bu ordu bazı işler yapmıştır ki dinsiz bile olsa bir Anadolu çocuğunun bunu yapabileceğine ben inanamıyorum. Mesela bir Kürt çocuğunun bir camiyi, bir Kur'an kursunu bombalayacağını, o dindar muhitte yetişen, kendi inanmasa bile, Kemalist eğitimle beyni yıkanmış olsa bile Kur'an'a okunan yere bomba atacağını benim aklım kabul etmiyor. Bu Mevlevi dervişi gibi bunlar da Ermenidir. Şimdi onun ispatını yapacağım size. Şunu söyleyeyim. Bu Ermeni meselesi, Amerika böyle rapor verdi ya, bunun bir de evveliyatı var. Ermeni meselesi için Harb-ı Umumi nihayetine kadar Amerika eski dünyanın işlerine karışmıyordu. İnfiratçı bir siyaset takip ediyordu. Onun için Lozan'da Amerika yok. Onun için bazı cahiller diyor ki Amerika Lozan'ı imzalamadı. Bizim bayrağımızı, hududumuzu, devletimizi tanımıyor. Türkiye bir timarhaneye benziyor. Bir muahedenin müzakeresine katılmayan o muahedeyi niye imzalasın? İki tane müşahit göndermiş. Burada ne oluyor, ne bitiyor diye. Gerekmiyor ki. Bir devleti tanıma diplomatik münasebete geçmekle tamamlanır. Türkiye'de Amerikan Büyükelçisi var mı? Var.
diplomatik münasebet tesis etmiş mi? Devlet olarak seni tanımasa buraya büyükelçi niye göndersin? Dangalakça konuşmalar profesörlerden bile sadır oluyor. Tarih profesörü Makedonya'ya Makedonya diyor. Hakkari'ye Hakkari diyor. İrtikaba irtikap diyor. Dilini alı soksun. Memleket bir timarhaneye döndü. Amerika bizim Lozan'ı imzalamamış, onun için bizi tanımıyormuş. Bunu ben televizyonda profesörden duydum. Gerekmez. Tasdikine gerek yok. İlgilenmiyordu. Ama Hristiyan olduğu için Ermeniler genel harp ordu gönderdi. Bu Ermeni iddialar nedir? Kim haklı kim haksız bir anlayayım diye. Genel harp ordunun raporu da Türkçe çıkmıştır. Erzurum'da bir belediye reisi var. Zakir Bey. Zakir Efendi. Onu ziyaret etti genel harp ordu. Dedi ki işte bu Ermeniler bu Erzurum'da ekseriyetmiş. Ekseriyetmiş. Siz bunlar katliam etmiş, azaltmışsınız. Dedi ki genel dedi. Gel seninle bir Erzurum'da bir dolaşalım. Onu bir faytona bindirdi. Getirdi Müslüman mezarlığına. Bak dedi. Taşlardan belli burası Müslüman mezarlığı. Gör dedi. Sonra getirdi Ermeni mezarlığını. Bak burada Ermeni mezarlığı dedi. Bu cahil bir adam belki, alttan bir adam ama. Dedi ki genel dedi. Bu Ermeniler bizden fazlaydı da ölmediler mi ki? Bunların mezarlığı bizim mezarlığın beşte biri kadar yok dedi. İstersen ölçelim dedi. Yok yok tamam haklısın. Herkes biliyor gerçeği ama kullanıyorlar bunları. Bu kullanmaya içeriden de size bir misal vereyim şimdi. Karabekir'i verdik ya. İçeriden de bir misal vereyim. Biliyorsun ben 80 ihtilalinde vatan cüda oldum. Yani bu rejimle mücadele edip de başına bir bela gelmesin bu mümkün değil. Böyle zalim bir rejimde mücadele edeceksin de seni hoş görecek. Abdülhamit mi bu? Dışarıda Ermeni meselesi bir film yapılmış. Duvardaki leke. Bakın iftiralardan biri de benim kayınvalidem Yahudiymiş. Haşa ve kella. Benim kayınvalidem Erzurumlu ama aslı da Dağıstan muhaciri. Çifte minarelerin dibinde evleri vardı. Bu evlerde Ermeniler basmışlar, ailenin büyüklerini katliam etmişler. Duvarda bir leke varmış, kayınvalidemden duymuştum. Bu buradan silinmeyecek, burası badan olmayacak, üzerine bir duvar halısı çekmişler. Bu Ermenilerin yaptığı mezarlığın unutulmasın diye duvarda bu leke kalacak demiş babası kayınvaliden. Bu duvardaki leke benim aklımdaydı. Almanya'da duydum ki duvardaki leke diye bir Ermeni filmi yapılmış. Yapan da Mim Kemal Öke. Profesör cenapları. Ama 33 dereceli mason Mim Kemal'in torunu. Ona diyeceksin ki efendim Mim mi kaldı? M. Kemal niye demiyorsun? Dedesini yaşatmak istiyor. Dedesi Maşrık-ı Azam. Bu filmin kasetini getirttim Türkiye'den seyrettim. Şimdi sen bir tarihçi olacaksın. Ermeni meselesi için bir senaryo yapacaksın. Bu senaryoda Ermenilerin padişaha yaptığı suikast yer almayacak. Bundan daha büyük işi var. Ama ne yer alacak biliyor musun? Talat Paşa'yı Berlin'de Ermeniler suikast neticesi öldürdüler.
Katil ne oldu? Yakalandı. Sonra ne oldu? Köpek köpeğin bacağını kapmaz. Almanlar hapishaneden kaçtı dediler. Talat Paşa'nın katili Berlin'de muhakeme edilmedi. Ama bu filmin yarısı bu katilin muhakemesi ve bu muhakeme dolayısıyla da iddiaçıları beraat ettirmek tarih huzurunda. Bunlar zulmetmediler. Bunlar kötülük etmediler. Dinlenen şahitler hep yarısı yalan. Sen nasıl tarihçisin? Burada bunun da fayasını yazdım. Çünkü senin ciddi iddiaçı, iddiaçılık için gavurluk, din, Yahudi amali siyasiyesine hizmet etmek dinden önce geliyor. Bugün de vardır halk partililer. Dininden geçerim, partimden geçmem der. Hafazan Allahu Teala. İttihatçılık da böyle bir şeydir. Sülalesini beraat ettirmek için Abdülhamid'e yakılı yapılan suikasti yazmıyor, filme koymuyor ama İttihat Terakki'yi beraat ettirmek için Talat Paşa'nın katiliyle ilgili muhakeme sefahatı filmin yarısı. Bu ne bu? Kafa gavurdan yana. Kalp gavurdan yana. Buraya bir liste koydum. Özür diliyoruz. Türk münevverleri, Türk. Adı Türk. Özür diliyoruz. Biz Ermeni katliamı yaptık. Bundan dolayı özür diliyoruz. 300'den fazla Müslüman yazar, çizer, profesör imzasıyla listeyi koydum buraya. Tayyip Bey diyor ya, bir olacağız. Biriz diyemiyor. Olacağız. Demek gelecekte olacağız. İçimizdeki gavurlar temizlenirse, hidayet ererse bir olacağız. Henüz değiliz. Bunu iyi görün. Alevilik ümmeti bölmüştür. Kemalizm milleti bölmüştür. İslamiyet'ten nefret eden bir zümre var bu ülkede. Onlardan bir kısmı da buradan okutacaktım. Liste. 300'den fazla Türk münevveri Ermeni davasını gidiyor. Biz katliam ettik, özür dileriz diyor. Size söyledim. Rus'un şehadetini söyledim, İngiliz'in şehadetini söyledim, Amerika'nın şehadetini söyledim. Bunları görmüyorlar. Ermeni propagandasını görüyorlar. Çünkü onlar da Türkiye'nin belini doğrultmasından rahatsız. İçimizdeki batının yeniçerileri bunlar. Biz onların çocuklarını alıyor, Müslüman yapıyor, onların memleketini fethe gönderiyorduk. Onlar da bizim içimizden kendi yeniçerilerini türettiler. Bu devam ediyor. Bu devam ediyor. Şimdi bunun devamında. Harbi umumu bitti, Yunan harbi bitti. Ermeniler 20-30 sene bir fasıla geçirdiler. Asıl anlatmak istediğim mesele bundan sonrası. Buraya kadar söylediklerim ibretimiz olsa da bizi bugün alakadar eden asıl mesele bundan sonrası. 1963 senesinde İsmet Paşa Avrupa Birliği'ne girmek üzere müracaatını yapınca, bakın 63, Ermeniler tamam dediler. Bize gün doğdu. Bunun mantığı ne? Çünkü Avrupa Birliği'ne dahil olan ülkelerin insanları, Avrupa Birliği'ne dahil olan her ülkeden vatandaş gibi mülk almaya ve oturmaya hak kazanıyor. Bugün bir Alman, ben Paris'i beğeniyorum, Paris'te oturacağım dese
Fransız hükümeti ona diyemez. Sen Almansın, burada ne işin var? Gez toz git gelme diyemez. Çünkü Avrupa Birliği'ni kuran statü, geçmişini anlatmıyorum, ortak pazar safhası vesaire vesaire, ama bu hakkı tanıyor. Ermeniler ekseriyetle Arjantin'e yerleşmişlerdi. Arjantin'de siyasi partileri bile vardı. Bize gün doğdu dediler. Türkiye Avrupa Birliği'ne girecek. Biz de Almanya'daki, Fransa'daki, İngiltere'deki Ermeniler olarak, Avrupa Birliği vatandaşı Ermeniler olarak gidip eski topraklarımızı parayla satın alacağız. İsrail böyle kurulmadı mı? Yahudi evvela orada arazi satın almadı mı? Ondan ibret alıyor. Yerleşeceğiz, ondan sonra 40 gün çıkaracağız. Avrupalı hakem olacak, tabii bizi kaybedecek, devletimizi koruyacağız. İyi de aradan şunca zaman geçti. Bizim orada bir yerimiz olduğunu, vatanı aslimizin orası olduğunu dünya bilmiyor. 30-40 sene geçti. 1915'lerde, 1963'lerde. Biz evvela davamızı dünyaya duyuralım. Nasıl duyuracaklar? Yurt dışındaki Türk konsolosluklarına saldırarak 40 küsür konsolosumuzu öldürdüler. Durup dururken bir Ermeni falan konsoloshaneye saldırıyor, onda listesini verdim. Onda listesi var, kaç kişi öldürdüler. Niye öldürmüş? Ne alıp veremediği var? Aa, vaktiyle Türkler onları vatanlarından kovmuş, katliam etmiş, tehcir etmiş. Bunun konuşulmasını sağladılar. Evvela kendi iddiaları canibinden dünyanın bir Ermeni meselesini tanımasına vesile olmak üzere Asala'yı kurdular. Başka teşkilatlar da var da ben neticeye varabilmek için kısa gidiyorum. Asala'yı kurdular. Bu Asala 30-40 yerde Türk büyükelçilerini Beyrut'ta, Paris'te, Amerika'da katliam ederek, bunların muhakemeleri dolayısıyla, basındaki adamları vasıtasıyla neşriyat yaptılar. Bizim vaktiyle bir Ermeni katliamı yaptığımız hususunu dünya devletlerinin belli bir kısmına kabul ettirdiler. Bunun bir jenosit, soykırım olduğuna dair karar alan parlamentoların da burada listesini verdim. 50'den fazla hükümet bu faaliyet sonunda 1915 hadiseleri soykırımdır. Müslüman Türkler Hristiyan Ermenileri katliam etmiştir diye parlamentolarında karar aldılar. 24 Nisan'ı bunun için matem günü ilan ettiler. Paris'te bunun anıtını diktiler. Beyrut'ta anıtını diktiler vesaire. Bu safha tamam oldu mu? Bu devam ederken bunları sıkıntıya sokan bir iş oldu. Türkiye'ye ortak birliği pazara almıyorlar. Avrupa Birliği'ne almıyorlar. Uzayıp gidiyor. Uzadıkça onlar da devam ediyorlardı. Bakın 63-83 20 sene sonra bizim Orla Havaalanı'ndaki büromuza baskın yaptılar. Bu baskında 2 Türk öldü. Ama 4 Fransız öldü. 1 Amerikalı öldü. 1 İsveçli öldü. 8 kişinin sadece 2'si Türk. 4'ü Hristiyan Batılı. 56 kişi yaralandı. 28'i Türk, gerisi Fransız. Sen batı
batı aleminde Türklere karşı bu suikast işlerini yapıyorsun ama onun kendi gavuru da ölüyor. Fransız umum efkarı alevlerine döndü. Asada'yı kuran bir İranlı Ermenidir. Ah siz bu İran'ın da tarih boyunca meşhum rol oynadığını bilseniz. Ermeni katliamı, katliam yapan Ermeniler bu kitapta göreceksiniz. Rusya'dan gelenden fazla İran destekli Van'ın doğusundan Türkiye'ye sokulmuştur. İran Ermenisidir. Çünkü İran'ın ehli küfürle bir derdi yoktur. Hiçbir Hristiyan devletle, gayrimüslim devletle harbi yoktur. Onun harbi derdi ehli sünnet Müslümanıdır. Ve Türkiye düşmanıdır. Türkiye dünyada Yahudinin düşmanlığıyla İran'ın düşmanlığı tartılsa birbirini aldatmaz. Size mübalağa gibi gelir. Yahudinin biliyoruz düşman olduğunu da içimizdeki Aleviler İran'ı dost tanıyor. İlk Alevi isyanı, Şah kulu isyanı. Adamın adı yok mu? Şah'ın kuluyum diyor. Bu adla isyan ediyor. Antalya'da isyan çıkarıyor. Kütahya'ya geliyor. Sadrazam öldürüyor. Arkasında kim var? Şah. Ne anlatsam görürsünüz ki en az İsrail kadar bizim için tehlikelidir İran. Şia İslam dünyasında hakim olacak, İran'da lider olacak. Derdi budur. Fas ırkçılığına makestir. Güzel. Bunu geçelim. Bunlar Fransa umumi efkarı aleyhlerine olunca bu işi Türkiye'de yapmak, ha, Melkonyan'dır, niye İran'ı söyledim, Asada'yı kuran Melkonyan'dır, bir İranlı Ermenisidir. Bu Orla Havaalanı'ndaki hadise dolayısıyla Asala'nın liderleri arasında ihtilaf çıktı. Dediler ki biz dışarıda bu işi yaptığımız zaman Hristiyan kardeşlerimizden de ölen oluyor. O ölenin devleti de bizim aleyhimize dönüyor. Batıdaki desteğimizi kaybederiz. Biz bu işi içeride yapmalıyız. Ama içerideki Ermeniler İstanbul'da oturuyor. İstanbul'da bu iş olmaz, bu dağda olur. Ve rahatını da bozmazlar. Rahatları yerinde. Ne yapalım? Kürtlerle bu işi yapalım dediler. Kürt maskeli bir hareket yapalım. Esasen bu alaka çok eskidir. Onun da evveliyatına birkaç cümleyle temas edeyim. Sevr muadenamesi müzakere edilirken Ermeni Nubar Paşa, Osmanlı vatandaşı, damat Şerif Paşa, Kürt, ama padişahın damadı. Buraya koydum ittifaklarına dair gazete haberini. Doğu Anadolu'yu Kürtlerle Ermeniler arasında paylaştıran bir anlaşma imzaladılar. Sulh projesinde birlikte hareket etmek istediler. Bakın 1920'de bir Ermeni lideriyle bir Kürt lideri ve o Şerif Paşa da beni Bedirhanzadeler nümesil tayin etti dedi. Bedirhanzadeler bunu tekzip etti. Kimsenin onu tayin etmediğini, kendi başına hareket ettiğini, Kürt ileri gelenleri beyanatlar verdiler. Gazete dolu benim elimde, fotokopiler. Kupürler dolu Osmanlıca gazeteler. Benim elime bir gün bir yere konferansa gittim. Bir konu koydular. Bir adam, kimse o adam.
Makacı cennet olsun. Bu Ermenilerle ve Kürtlerle alakalı gazetelerde ne haber çıkmışsa Osmanlıca. Kesmiş yapıştırmış, kesmiş yapıştırmış. Diyebilirim ki Osmanlı zamanı Kürtler ve Ermenilerin münasebetine dair ne haber çıkmışsa ben de Osmanlıca kupürü var, o dosyada hazır buldum. Demek ki Allah'ımı kullanayım diye bana denk getirdi. Şerif Paşa'nın Nubar Paşa ile anlaşması da ta 1920. Ama Kürtler bunu kabul etmediler. Fakat bunlar Kürtlerden adam buldular. 1927'de bakın. Beyrut'ta Holborn diye bir cemiyet kurdular. Bu cemiyet Kürtlerle Ermenilerin beraber hareket yapması için kurulmuş. Her milletten hain çıkar. Türk'ten de ben de Türk'üm, hain çıkmıştır. Kürt'ten de çıkar, herkesten çıkar. İngiliz'den bile çıkar. İngiliz Entelijansı'nın Orta Doğu Başkanı Kim Philby Ruslara çalışıyordu. Ve Rusya'da öldü. Çeşitli sebeplerle, hiçbir ırkın üstünlüğü yok. Hepimiz Adem Aleyhisselam'ın çocuklarıyız. Bulmuşlar birkaç tane Kürt'ü, Holborn teşkilatını kurmuşlar. Beyrut'ta. Sene 27. Fakat bu teşkilat bir iş yapmamış. Çünkü bundan 3 sene sonra 1930'da Molla Mustafa Barzani Ağrı Harekatı diye bir harekat başlattı. Kürtçü hareket budur. Şeyh Saidin harekete haşa. Haşa, tamamen şeridir. Molla Mustafa Barzani Ağrı'da 6 ay orduyla harp etti. Bugünkü Barzani'nin babası. Çok söyledim burada. Bugünkü Barzani hakkındaki görüşüm farklı. Molla Mustafa Barzani Kürtçülük namına hareket ettiği için Holborn teşkilatından yardım görmedi. Eğer Holborn Ermeni amali siyasiyesine Kürtleri alet etmek için kurulduğundan Molla Mustafa Barzani'nin hareketi de Kürt maskeli Ermeni harekatı olsaydı bugünkü PKK gibi destek görürdü, dışarıdan da destek görürdü. Elin gavuru Kürt'ü desteklemez. Çünkü Müslüman. Ama Ermeni'yi destekler. Molla Mustafa Barzani mağlup oldu. İran'a kaçtı, yakın yer. İran'daki lider aynen Mustafa Kemal gibi İngiliz güdümlüydü. Dedi ki sen Türkiye'de isyan çıkardın. Ben seni muhafaza edemem. Türkiye ile aram bozulur. Çık benim ülkemden. Dostumun düşmanı benim de düşmanımdır. O zaman Molla Mustafa Barzani Rusya'ya gitti. Bu surette müşevvik belli oldu. Anlaşıldı ki Rusya Ermenilerle yapamadığını bu sefer Kürtlerle yapmak istiyor. Ruslar Molla Mustafa Barzani'ye dediler ki bunları öğrenin gençler. Bugün Türkiye'sinin ve yarının Türkiye'sinin problemidir. Bugünkü hadisenin kökü dünde, bugünkü hadiseler de yarınki hadiselerin köküdür. Sen asker olsaydın başarılı olurdun. Sivil bir adamsın. O zaman 30 yaşında bir delikanlı. Gel bizim burada harp akademimize gir. Subay yetiş, sonra bu işi yaparsın. Garip değil mi? Molla Mustafa Barzani Kızıl Ordu'da general oldu. Hatıraları var. Ben Kızıl Ordu'da generalliğe kadar yükseldim ama komünist olmadım diyor. Sözüne itibar edelim. Olmamış olabilir. Şimdi ben Musul meselesi kitabıma
Rus albay üniformasıyla resmini buldum bir Alman dergisinde, onu koydum. Ama general olmuştur. Hatıratı var. Daha doğrusu otobiyografi şeklinde değildir. Bir sefirle röportaj yapıyor ama bütün hayatını anlatıyor. Türkçesi var, görebilirsiniz. Ortaya bir İsrail meselesi çıktığı hengamda 60'lı yıllar. Şimdi bakın, problemler birbirine nasıl bağlıdır. Amerika kayıtsız şartsız İsrail'i desteklediği için Araplar mecbur kaldılar Amerika'nın düşmanı olan Ruslardan destek istemeye. Çünkü çare yok. İsrail'e Amerika 67 harbini düşünün, hava köprüsü kurdu. İsrail'in mevcudiyetini garanti ediyoruz dedi Amerika. Araplar da sosyalizm modası böyle. Rusların Mısır'a, Suriye'ye yerleşmesi böyle başladı. Ama bu hengamda Ruslar Molla Mustafa Barzani'yi Irak'a postaladılar. Getirdiler helikopterle, Kuzey Irak'a indirdiler. Burada da Kürtler, bu Kürtlerle bir hareket yap, bir hareket yap, sonra Türkiye'yi düşünürsün dedi. Ben kitabımda göreceksiniz. İsviçre televizyonuna bir beyanatı var. Asıl hedefim Türkiye'dir diyor. Irak'ta başlamanın sebebi bu başlangıç için Irak'ın kolay olmasında. Ama bir faktör daha var. İsrail desteği var. Niye? Çünkü bütün Arap memleketleri İsrail'le harp halinde aynı senelere rastlıyor. İsrail içi kargaş, bir kargaşaya sürüklensin Irak da benimle uğraşma şansını bulamasın diye. Molla Mustafa Barzani'ye silah verdi. Bunu anlamak istiyorsanız Halis Turgut diye Barzani dosyası diye kitabı var 40 sene evvel. Barzani'ye silah veren İsrail ve dünyadaki Yahudi lobileri. Irak'ı karıştırıyorlar. Irak İsrail'e karşı muharebede kendi başının derdine düşsün diye. Bu batılılar hep materyalisttirler, hep hesap yaparlar. Onlar Musul petrolleri dolayısıyla Irak'la ilgileniyorlar. İsrail de bu devletlerin dahili kargaşayla parçalanması ve sarsılmasını kendi gelecekteki menfaatine uygun görüyor. Çünkü Suriye'de, Irak'ta, bizim Doğu Anadolu'da arz-ı mev'uda dahildir. Geçen gün bir İsrailli diyor ki Tevrat'ı değiştirin, biz de arz-ı mev'ud davasından vazgeçelim. Değiştirebilir misiniz? Allah bize vaat etmiş bu araziyi diyor. Tevrat bunu söylüyor. Ama Tevrat'ın gerçeği mi? Hahamların Tevrat'ı mı? O ayrı mesele. Bayrandaki iki mavi çizgi iki nehirdir. Biri Nil'dir, biri Fırat'tır. Bizim Kayseri vilayetine kadar Allah Yahudi'ye vaat etmiş. Burayı alıp vatan yapacak ve burada yaşayan yedi kavmi yok edecek. Bu İsrail için bir iman umdesidir. Bizim kitabımızda bu yazdıkça bizi bundan dolayı kınayamazsınız diyor herif daha dün. Ne Suriye Arapları, ne Irak Kürtleri, ne Türkiye Kürtleri bilmiyor ki. Bu parçalanma İsrail'in müstakbel planına yarar. Nitekim ben televizyondan bir harita gösterdim. Şimdi lafın buraya geleceğini böyle gösterdim. Ele geçmiş Suriye 4 parça, Irak 3 parça,
Türkiye, Kürdistan, biraz Kuzey Ermenistan, İsrail'in haritaları var böyle. Ele geçti bunlar. Bir istihbaratçı dedi ki, ben dedi Pentagon'a çağırdılar dedi. Bu haritalar bana Pentagon'da gösterdiler. Niye gösterdiler ben anlamıyorum dedi. Bunu da televizyonda bir istihbaratçı söyledi. Eski bir istihbaratçı. Niye gösterdiler? Bilemiyorum. O da ikili mi oynuyordu? Neydi bilmiyorum. Ama adam bunu söyledi. Şimdi bu İsrail'in planıdır. Suriye'de olan kargaşa da budur. Irak'ta olan kargaşa da budur. Doğu Anadolu'da Kürtleri Türklerden bin yıl beraber yaşadığı bir milletten ayırmaya uğraşanların gayesi de budur. Bunun için orada havaalanındaki hadiseden sonra vaktiyle Kürtlerle beraber hareket edelim dedik ama Kürtlerden yüz bulamadık. Ne dedim size? Hoyburun Molla Mustafa Barzani'ye yardım etmedi. 83'te geldiler Abdullah Öcalan'ı buldular. Abdullah Öcalan anadan da Ermeni, babadan da Ermeni. Şimdi onunla ne yapmak istediklerine dair de bir pasaj okutacağım size. Beraber yaptıkları bir toplantıda bir Ermeni delegesinin söylediği. Bu sürgünler falan geç bunlar. Şuradan oku da. Tamam hocam. Anlaşılsın iş. Daha sonra Filistin Halk Kurtuluş Cephesi lideri George Habash'ın teşvikiyle Lübnan'ın Sayda şehrinde... George Habash, bak. Hristiyan. George. Lübnan'ın Sayda şehrinde bir araya gelen bu iki teşkilat mensupları birlikte çalışacaklarına dair yeni bir beyanname neşretmişlerdir. Toplantının sonunda Kürt temsilcisinin söylediği sözler gerçekten Kürtler için çalışan Kürdistan Demokrat Partisi ile hiçbir alaka ve benzerliklerinin olmadığını ifade ederken PKK'nın gösterilen Kürtçü yüzünün aslında bir maske olduğunu ortaya koymuştur. Buyur. İlk konuşan Ermeni delege aynen şöyle demişti. Buyur, buna dikkat edin. Savaşçılarımız çok yakın bir gelecekte Kürt savaşçılarıyla yan yana geleceklerdir. Bu faşist Türk rejimine karşı en büyük silahımız olacaktır. Biz Türkiye dışındayken Türk Ermenistan'ını kurmamız mümkün değil. Mümkün değil. İşte bu hastalanan adam. Biz dışarıdan bunu yapamayız. Biz Ermenistan'ı Kürt savaşçı kardeşlerimizle birlikte kurtaracağız. Çok yakında varlığımızı işgal edilmiş Ermenistan en iç noktalarında göstererek kanıtlayacağız. Ermenistan dediği Kürdistan. Bu Asala'nın atacağı gelecek adımıdır. Daha sonra konuşan PKK temsilcisi ise örgütten... O da aynı şeyi söylüyor. Mesele yok. Şimdi anladınız mı? Biz dışarıda bu işi yapamıyoruz. İçeride yapacağız. İçeriden destek bulmamız için Kürt hareketi diyeceğiz buna. Bak herif PKK'lı ajanın koynundan hat çıkıyor. Bu yeni. Bu yeni. Çoğu vurulan PKK militanları sünnetsiz Ermeni. Şimdi Kürtler bizim ülkemizin en dindar insanlarıdır. Alimane cahilane mühim değil. Kemalist tahribat icra edilirken Türkiye'nin iki yerinde insanlar riske girerek gizli gizli dini eğitim yapabildiler. Bunun birisi Of'tur. Of'un dağlarında hocalar gizli gizli okuttular. Allah onlardan razı olsun. Amin. İkisi de Kürdistan dağlarında okuttular. Sen en
ülkenin en dindar kısmında Abdullah Öcalan'ı bulmuşsun. Abdullah Öcalan nasıl bir adam? İsterseniz onun kitabından da size sayfalar okuyayım. Marksist, Köln'de basılmış olan Manifesto isimli kitabının buraya kapağını koydum. İktibaslar da yaptım. Ne Allah'a inanıyor, ne peygambere inanıyor, ne aileye inanıyor. Mutlak komünist, Marksist. Kürtler ezilmiş de. Sen Kürtleri kurtaracaksın, ne yapacaksın? Komünizmle Kürtlere iyilik edeceksin. Allah bunlara aldanan Kürt gençlerine akıl fikir versin. Adam Marksist. Geldi onu buldular. Bu Marksist herif var ya, Artin Agopyan. Öcalan soyadını kasten almış. Asala buna destek vererek sen böyle bir teşkilata kur, Kürt görünüşlü bir teşkilat yap, biz seni destekleyeceğiz. Türk mitine çalışıyordu. Bunu anlamanız için Baki Tuğ'un hatıralarına bakarsınız. Ben çok delillerini zikrettim burada. Çok delillerini zikrettim. Bir kelime Kürtçe bilmez. Yanına da kendisi gibi kendini Kürt gösteren Ermenileri aldı. Bunun bir tanesi Sara. Paris'te 2013'te öldürüldü. Öldükten sonra öğrendik Ermeniymiş. Arkadaşı dedi ki maalesef Sara adıyla yaşayamadı. Sakine adıyla yaşadı. Abdullah Öcalan'a da burada koydum. Başbağlar katliamında evladı katledilen birisi mahkemede Kürtçe hitap etti. Sen Kürt değilsin, ne diye Kürtlük dava ediyorsun yalandan, Ermenisin dedi. Abdullah Öcalan bir şey anlamadı. Hakimlere dön dedi ki burada var kaydı zabıttan. Bak bu Kürt olsaydı benim ne söylediğimi anlar, bana cevap verirdi. Hiçbir şey anlamadı. Bu bir oyun ümmete. Ama bu oyunda Kürtleri kullanıyorlar. Çünkü Kürtler Türklerden fazla Kemalizm'den zulüm gördü. İyi de Kemal'in davası ırkçılıktı. Kürdistan'ın dağına ne mutlu Türk'üm diyene yazdırdı. Senin yaptığın şimdi Kürt ırkçılığı. Düşmanın davasını sen kendine tatbik ediyorsun. Bunun bir mantığı var mı? Bunun bir mantığı yok. Allah وَاَعْتَسِمُوا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّكُوا buyuruyor. Ümmetin birliğini, beraberliğini istiyor. وَلَا تَفَرَّكُوا farklılaşmayın, dağılıp parçalanmayın. Topyekun ümmeti Muhammed olarak ayakta durun. İslam dünyası 40 parça olmuş. Yahudinin ayakta kalması için, her birini daha kolay yutması için bunları birer ikişer daha bölmek bu ümmetin Kürdüne mi fayda sağlar, Türküne mi fayda sağlar, Arabına mı fayda sağlar? Hiçbirine fayda sağlamaz. Yahudi'ye fayda sağlar. Binaenaleyh asıl tehlike o Ermeni'nin Ermeni hüviyetiyle yaptığı iş değildir. Kendini gizleyerek kripto Ermeni olarak yaptığı iştir. Bunu Ateşyan ifade etti. Evvelce söyledim size. Sade Diyarbakır'da 100 bin Kürt hüviyetiyle yaşayan Ermeni vardı. Bunu Ermeni Patrik Vekili söylüyor. 100 bin
Türk hüviyetiyle, Kürt hüviyetiyle yaşayan Ermeni var. Yalandan Müslüman oldum diyor, Kürt'üm diyor. O zaman camiye gelmiyor. Niye gelmiyor o zaman diyor ki ben Aleviyim. Bakın unutmayın. Kürtlerden Alevi yoktur. Bir Kürt Aleviyim diyorsa altını gaz altından Ermeni çıkacaktır. Bunun ispatı nedir biliyor musun? Kürtlerin ben kitabın birine yazdım. Ey Kürtler size iftihar etmek için iki adam yeter. Birisi İdrisi Bitlisi, birisi de Şeyh Said Efendi. İdrisi Bitlisi İttihad-ı İslam namına Kürdistan'ı bila harp ve la darp Yavuz Sultan Selim'e teslim eden adam. Niye? İran karşısında Sünniliği ayakta tutabilmek size söyledim. Osmanlı'ya harpsiz, darpsiz katılan yegane millet Kürtlerdir. Bu büyük işarettir. Bu bir ümmet şuurudur. Ama bugün onu sarsıyorlar. Kahraman Türk Osmanlı'yı 200 sene uğraştırdı. Kürdistan'daki harpler İranlılarladır. Yerli halkla bir harbi yok. Kimsenin de Alevi olduğu yoktur. Bugün doğuda Aleviyim diyenler Dersim hariç. Dersim de Kürt değildir. Onu da Ateşyan söylüyor. %90'ı Ermenidir. Allah bu Aleviyim diyen adamlara da akıl fikir versin ki Dersim'de 13 bin adamı katletti bu rejim. Hala cemevlerinde Hazreti Ali'yi kim görmüş resmi var? Yanında da Mustafa Kemal'in resmi var. Balkız diye bir milletvekili var, Balkız. Bismillahirrahmanirrahim ben televizyonda gördüm. Onların bir televizyonu var ya. Semadı yapılıyor cemevinde. Geldi önce Hazreti Ali'ye secde etti. Sonra Mustafa Kemal'e secde etti. Bunu gözümle gördüm. Birisi dedi ki ne yapıyorsun? Ne yapacağım dedi. Sen bilmiyor musun Hazreti Ali'nin ruhu Mustafa Kemal'e geçmiştir? Tenasuh. Kafir. Şeddeli kafir. Ama Cevizoğlu'nun programında Alevi Federasyonu Başkanı İzzettin Doğan ne dedi biliyor musun? Biz Müslüman değiliz dedi. İsterseniz Cevizoğlu'nun programlarında İzzettin Doğan Cevizoğlu yazın televizyonda görürsünüz şeyde internette bulursunuz. Ben seyrettim. Biz Müslüman değiliz. Biz Şamanizm'den aldık. Hristiyanlıktan aldık, Yahudilikten aldık, Müslümanlıktan aldık, ayrı bir diniz dedi. Biz cami istemiyoruz dedi. Cevizoğlu gibi bir adam, Kemalist. Ona dedi ki ya size Alevi diyorlar, Hazreti Ali'ye nispet ediyorlar. Nasıl başka dinden oluyorsunuz? Ne dedi biliyor musunuz? Lütfen ben delilsiz konuşmuyorum. Ona Ahmet Akgündüz iddia ede dursun. Fino köpekleriyle işim yok. Ben delilsiz konuşmuyorum. Her sözümün kaynağını gösteririm, dilini gösteririm. İnternette bulabilirsiniz. O Ali ile biz yola girdik ama bugün bizim kafamızdaki o Ali, o Ali değildir dedi. İzzettin Doğan, bu da profesör. Fethullah Nas dostu. Ankara'daki cemevinin parasını Fethullah verdi. El küfrü ümmetün vahide. Kafirler bir millet. Bu programda Amasya'dan eski bir Adalet Partisi milletvekili katıldı. Dedi ki sen Aleviliği doğru anlatmıyorsun. Ben Aleviyim dedi.
hacca da gittim, namaz da kılıyorum. O senin anladığın Alevilik dedi. Bizim Aleviliğimiz o değil. Ona da böyle cevap verdi. Şimdi bu İzzettin Doğan bu sözü söyledi. Aleviler ya Müslümanlıktan hariçtir, Alevi bari bir dindir, nasıl dedin diye onu makamından ettiler mi? Hayır. Demek ki kabul etti. İşte maraz-ı hacette sükut cevaptır. Bunu ifade eder. Bitti mi Ermeni meselesi? Kıyamete kadar bitmez. Çünkü düşmana bizim aleyhimize kullanacak bir şey lazım. Bunlara gökten ayet gelse gene bizi itham etmeye devam ederler. Üstelik biz hüviyeti asliyemize döndüğümüz dönmemizdeki hızlanma nispetinde bu düşmanlıklar da hızlanır. Abdullah Öcalan derdest edildi. Niye edildi biliyor musunuz? Biz mi gittik Kenya'dan aldık onu? Garip bir şey söyleyeyim size. Tarih bilmek, vaka bilmek değildir. Problem bilmektir. Bize Abdullah Öcalan'ı İsrail teslim etti. Biz Tel Aviv'den aldık. Peki bu Ermeni hareketidir. Bu Irak'ı, Suriye'yi, Türkiye'yi bölme üzerine kuruludur da İsrail niye Abdullah Öcalan'ı tasfiye etmek istiyor? Hiç düşündünüz mü? PKK'nın üç gayesi vardır. Bunu çok söyledim evvelce, bir hatırlatayım. Bir, Kürtlerden Ermenilerin intikamını almak. Selahattin bile dedi ki Ermeniler katliam olunmuştu, bu işte de Kürtlerin kusuru vardır. Şimdi Selahattin Kürt olsa bunu der mi? Kürt durup dururken Ermeni'yi öldürseydi Yavuz devrinde öldürür, Kanun devrinde öldürürdü. Sonradan mı geldi Ermeniler oraya? Harbi Umumi'de mi geldi? Kadimen oradalar. Kimsene dokunmayan Kürt olsun, Arap olsun, Türk olsun Ermeni'yi katliam edecekti de Harbi Umumi gibi yedi düvelle başı beladayken mi bunu yapar? Kimsenin kızı çıkmayacak bir zamanda yapardı. Kürt anasını babasını öldüren Ermeni fırsat bulduysa mukabele etti. Allah aşkına durup dururken cana kıyan adam kabahatli olmuyor da mukabele eden adam kabahatli oluyor. Bunu da bir Kürt söylüyor. Anla ki o da Ermenidir. Şu PKK'lı gibi. Onun da gönlünü çıkarsan içinden at çıkar. Ama bunu söylese Kürtleri kendini arkasına takamaz. Kürtleri kullanabilmesi için yok ki orada Ermeni. Birinci hedef PKK'da Kürtlerden intikam almaktır. İkinci hedef Kürtleri öldürerek, göç ettirerek orada azal, zafer uğratmak. Türkiye Avrupa Birliği'ne girdiği takdirde 4 milyon Kürt var Fransa'da, İngiltere'de, Almanya'da. Gelip o araziyi satın alacaklar, hırgür çıkaracaklar. Avrupalı hakem olacak. Onların orada bir nüfus ekseriyeti olabilmesi için Kürt'ü öldürerek, göç ettirerek azaltmak istiyorlar. İkinci gaye budur. Üçüncüsü araziyi ucuzlatmaktır. Satın alacak ya, anarşi olan bir yerde 100 bin liralık mülkünü 10 bin liraya satar kaçarsın. Kimse almak istemez. Dışarıdan biri gelip almak istemez. Demek ki Kürtlerden Ermenilerin intikamını almak, Kürtleri sayıca Güneydoğu'da azaltmak, araziyi ucuzlatmak. Şimdi bir hatıramla bunu teyit edeyim size. Antep'e konferansa gittim.
Ermeni meselesini de nasıl olduysa biraz anlattım. Konferanstan sonra beni gezdiriyorlar, elde geçeni bırakmıyor, yurtlara vesaire. Bir adam hep karşımda görüyorum. Bir yurda gidiyorum karşımda. Bir derneğe gidiyorum karşımda. Dedim ki Allah aşkına sen polis misin dedi. Adam evet dedi ama ben vazifeli gelmedim dedi. Seni dinlemek için izin aldım dedi. Buranın emniyet müdür muaviniyim dedi. Bismillahirrahmanirrahim. Gerçi o konferansta bana dava açıldı. 3 seneye de mahkum oldum. Rahşan affıyla düştü. Ama ben dedi vazifeli gelmedim. İzin aldım seni dinleyeyim diye. Bu Ermeni meselesine taluk eden bir şey söyleyince dedi ki burada bir adam var. Antep'in bir köylüsü. Fukara adam. İkide bir yurt dışına çıkıyordu. Ya bu işin, bu adamın ne işi var? Fransa'ya gidiyor. Biz bunu bir inceledik dedi. Bu adam Güneydoğu'da 1000 dönüm yer aldı dedi. Köylü adam bu kadar yeri nasıl aldı? Ha dedim. O Yahudilerin taşeronudur, Ermenilerin taşeronudur. Şimdi Ermeni hüviyetiyle gelse alsa dikkat çeker. Bu burada Türk veya Kürt hüviyetiyle yaşıyor değil mi? Evet. O topluyor araziyi sonra devredecek. Filistin'de de Yahudiler böyle yaptı. Arap zannedilen adamlarla arazi topladılar. Araplar zannetti ki şimdi yanıyorlar dertlerine ama kendileri hata etti. Bir Arap gelmiş. Arazinin kıymetini bilmiyor. 10 liralık yere 100 lira veriyor. Araplar kuyruğa girdiler. Parası biter de benim arazimi alamaz diye. Beyrut'a kaçtılar. Mısır'a kaçtılar. Avrupa'ya kaçtılar. Sattı gittiler. 10 liralık yeri 100 liraya. Sonra o Arap maskeyi indirdi ki Yahudi. Şimdi size bir tipik misal vereyim. Şehzade Mahmut Şevket Efendi. Sultan Aziz'in torunu. Mısır'da yaşıyordu. Halası oradaydı, zengindi. Baştan Nasır topraklarını elinden alana kadar zengindi. Arabalı, şoförlüydü. Benim diyor bir şoförüm vardı. Arap. Beraber cuma kılıyorduk. 30 sene şoförlüğümü yaptı. Ben ona bir emekli şeyi, ikramiyesi verdim. Emekli yaptım. 30 sene şoförlüğünü yaptı. Beraber cumaya gidiyorduk diyor. 2-3 sene sonra bana diyor ölmüş. Kudüs'e yerleşmiş. Kudüs ölmüş. Meğer Yahudiymiş. Karısı ölümüne haber vermek için ölüm ilanını gönderdi ki bizim Abdül bilmem ne bildiğimiz adam Avram bilmem neymiş diyor. 30 sene kendini gizlemiş. Arap şoför diye şehzadeyi kontrol etmiş. Takipte tutmuş. Aynen bu kripto Ermeniler de bugün Kürt hüviyetiyle arazi alır vesaire yerleşir. Bir vakada anlatayım mı? Mitçi bir eleman. Benim her yerde meçhul dostum da vardır, meçhul düşmanım da vardır. Bazen gelir adam der ki bak ben mitim. Ama sana vazifeli gelmedi. Ben dinlemek istiyorum. Yani öğrenirsin benden şüphe edersin. Etme. Bir mitçi albay bana dedi ki Adapazarı zelzelesinde ben vazifeliydim dedi. İşte yemek dağıtılmasında bilmem nesinde bilmem nesinde. Bir Amerikalı geldi. Dedi ki ben çok zengin bir adamım. Burada zelzelede yetim kalan çocuklara bir yetimhane kurmak ve onları yetiştirmek istiyorum. Tamam, olur biz sana yardımcı oluruz.
Zezede anası babası ölenlere. Diyor ki işim de çok, sonra gel dedim. Şu anda müsait değilim. Sonra gel, bunu biz hazırlık yapalım. Yetim çocukları tespit edelim falan. Bu kayboldu diyor. Bir gün bu zelzelede zarar uğrayanların ihtiyaçları için bakanlığa gittim. İçişleri Bakanlığı'na, bir şey bakanla görüşeceğim. Koridorda bunu rastladım. Dedim ki ya sen yetimhane kuruyordun, ne oldu sen? Kayboldun. Dedi ki başka bir yer seçtim. Ama gene desteğe ihtiyacım var. E gel bakana söyleyelim, gel benimle, ben bakanın yanına giriyorum dedi. Ben girdim bakanın yanına, baktım yok dedi. Adam gene kayboldu. Aradan 3-4 sene geçti dedi. Adapazarı işi geçti. Ben Güneydoğu Anadolu'ya gittim dedi vazifeli. Burada PKK'lıların öldürdüğü çocukların, adamların, yetimlerinden bir yetimhane vardı. Aklıma bu Amerikalı'nın işi geldi dedi. Ya bakayım nasıl? Bu yetimlere nasıl, kim bakıyor, nasıl bakıyor? Yetimhaneye gittim, içeriden bir ses geliyor. Anlamadığım bir şey ilahi söylüyorlar. İçeri girdim, bu ilahi nece dedim, ben de anlamadım. İbranice dediler diyor. Meğer bizim o Amerikalı bunu Güneydoğu'da yapmıştı. Yetim çocukları toplamış. Çocuklara İbranice öğretiyorlar diyor. Bunu mitçi bir albay söylüyor bana. Fitnenin bini bir para. Ama Allah'ın muradı ilahiyesi neyse oluyor. Türkiye'nin hüviyeti asliyesine dönmemesi için akıl ve hayale durgunluk verecek derecede bir düşmanlık tezgahlanıyor. Basınla, ticaretle, parayla, pulla, silahla, hainle, herkesle, her şeyle. Ama asıl olan murad-ı ilahidir. Sabahleyin hanım dedi ki partisi al, hava berbat. Dedim ki bu mevsimin berbat havasının temadi şansı olmaz. Öğleden sonra güneş çıkardı. Partisiye gerek yok. Ama bu Şubat ayında olsaydı alırdı. Aynen fiziki mevsimler gibi bir de manevi mevsimler var. Temadi şansı olan iş mevsimin tabiatına uygun olandır. Eğer böyle bir kanun-ı ilahi mevcut olmasaydı ne Sultan Aziz katledilebilirdi. Dünyanın bir numaralı donanmasını kurdu. Bir numaralı kara ordusunu kurdu. Bir katırcının oğlu zaaf noktasından yakaladı, katletti. Tahttan indirdi ve katletti. Eğer böyle bir kanun-ı ilahi olmasaydı Abdülhamid'i kimse deviremezdi. Devirenler ona siyasette talebe bile olmazlar. Kadere tevafuk eden az sebep, kadere ters düşen çok sebepten fazla iş görür. Asıl olan murad-ı ilahidir. Müslümanlar unutmayın. Her sebebin kökünde müsebbibül esbab olan irade-i ilahiyeyi görür. Hayrihi ve şerrihi minallahi teala budur. Hep söylersiniz. Üzerinde düşünmezsiniz. Kafirin küffü de izni ilahiledir. Müminin imanı da. Mahlukta halikiyet sıfatı yok. Failiyet var. Failiyet tek başına bir işe yaramaz. Bir fiilde iki sıfat var. Halikiyet olmadan o fiil vukuğa gelmez. Senin tasavvurunda kalır. Kainatta
zerreden ecram-ı semaviyeye kadar bütün vukuat ve şuunat bir ilahi kanun derecesinde cereyan eder. Bu kanun haricine milimetre çıkamaz. Milimetre çıkamaz. Ancak kavanini tabiyye-i ilahiyeye tevafuk bereketiyle yeni bir şey yaparsın. Şimdi bakın ortalık lale çiçekleri dolu, görüyorsunuz. Bir soğan, yediğiniz soğan gibi bir soğandır. Ondan farkı derununda başka bir istidat var. Senin yediğin soğan öyle bir çiçek açmaz. Bu da soğan. Ama bu soğan topraktan o rengi bulur. O kokuyu bulur, o şekli bulur. Kainatta müşahede ettiğin her şey. Eve gidiyoruz. Yolumuzun kenarında bir evin bahçesinde bir gül var. Vallahi arabayı durdur şu güle bakalım dedi. Yarım metre boyu yok. Yarım metre boyu yok. Gülün yaprağı, dalı görünmüyor. O nokta çiçek açmış. Tepeden tırnağa çiçek. Bunu topraktan imal ediyor. Topraktan. Onu kır, odun. Odun. Odunun en zayıfı. Topraktan. Peki Allah'ın tayiniyle fiziki alem oluyor da beşeri alemde Allah karışmıyor mu? Beşerin liyakat veya istikakına göre o da ya kahır tecelliye ya lütuf tecelliye ağırlık veriyor. Bunu hadisatın seyrinden anlıyoruz. Kader meçhuldür. Hadisatın seyrinden fark edilir. Bir çocuk ana rahminde doğuyor. Dünkü haberde var. Bacakları yok. Bu kahır tecelliyle imtihan oluyor. Bir çocuk, İngilizler der ki ağzında altın kaşık doğmuştur. Zengin çocuklar için bunu söylerler. Böyle bir tabirler var. Yani sen dersin ki talihli. O zengin çocuğuna talihli dersin. Talihli de Allah'ın takdiri olarak ifade edersin. Öbürüne de kahırdan dağına rahminde kahır başladığı için zavallı çileli dersin değil mi? Dünya gözüyle kahır mı lütuf mu? Hayırlı bilemez. Çünkü lütfun imtihanı kahrın imtihanından zordur. Lütufun bir imtihan olduğunu bilen yoktur. Lütuf senin nefsini kabartır. Para da bunu sana sağlar, sağlık da sağlar, makam da sağlar, itibar da sağlar. Hiç düşündünüz mü? Çaresiz bir hastalığa müptela olan mı yürekten Allah der? Her işi rast giden bir adam mı yürekten Allah der? Ben Eskişehir hapishanesinde, askeri hapishanesinde ölüm korkusuyla yattım. Benim seni yaşatmayacağım diyordu. Yüzüme. Orada kıldığım gibi iki rekat namaz bir daha kılamadım. Kılamam. Çünkü o dehşeti hissetmiyorum. Keyfim yerinde. Ola ki lütufta boğulursun, ola ki kahırda boğulursun. Hangisinin hayır olduğu ahirete gidince belli olur. Eğer lütfun imtihanını verirsen
O gerçekten sana ahirette lütuf olarak tecelli eder. Allah para verdi, hayırdan verdi, hayra sarf ettirdi. Size garip bir şey söyleyeyim. Sabri Özpala ilim yemeye para topluyor. Her Ramazan. Kapalı çarşıda kuyumcu. Kendinden dinledim. Bitişiğindeki kuyumcuya her sene uğruyor. Adam vermiyor. Gene uğruyor. Bir gün demiş ki ona Sabri Bey, burada saçak saçak dükkan komşusuyuz. Senden utanıyorum. Ama vermek içimden gelmiyor. Sen buradan çık, bir spor kulübü için yardıma gelsinler, istediklerinden fazlasını veriyorum. Allah aşkına bu mahcubiyet sebebiyle, aha kasabın anahtarı, ben arkaya dönüyorum. Aç, ne kadar istersen al. Artık sana yüzüm tutmuyor hayır demeye. Adam veremiyor. Çünkü para yılan gibi girdiği delikten çıkıyor. Helalden gelen helale gidiyor. Haramdan gelen harama gidiyor. Bir insanın cebindeki parayla ameli aynı kırattandır. Paran sağlamsa amelin de halistir. Para bozuksa cami yaptırsan Nimet abla gibi. Bilet satışına yarasın diye bilet parasından cami yaptırırsın. 15 sene boş kaldı, inat etti. Bir nahil adam burada imam olacak diye dostuymuş. Diyanet de yapmadı. Bunlar ibretlerdir. Demek ki asıl olan murad-ı ilahidir. Hadisatın seyrine baktığın zaman bir adamın nasıl kazandığını bilsem, nasıl sarf ettiğini tayin ederim. Nasıl sarf ettiğini bilsem, nasıl kazandığını da tayin edebilirim. Bu kainata hakim kavanini tabiye ilahi tanımakmadır. Keramet değil. Ona göre biliyorum ki maneviyatta mevsim ehli küfre gadab, ehli imana lütuf istikametinde at başı şaha kalkmış gitmektedir. Bunu görmemek mümkün değil. Ben 1940'ların Türkiye'sini biliyorum. O günden bugüne bütün inkişafı görüyorum. Murad-ı ilahiye tevafuk eden fare kadar bir netice, ağrı dağı kadar netice verir. Murad-ı ilahiye adem-i tevafuk da bunun aksinedir. Bugün Müslümanların az emeğine çok netice var. Tayyip Bey doğduğu tarihten 40 sene evvel doğsaydı bakan bile olamazdı. Belki milletvekili bile olamazdı. Şimdi bu yükselen laleler de Şubat ayında başını kaldırsaydı onlar da kış mahvederdi. O lalenin beyni mi var? Hava ısındı. İpek böcekleri tohumla bekliyor. Dut yaprağı teşekkür etmeden tohumdan çıkmıyor. Sade dut yaprağı yiyerek ipek yapıyor. Ben bir kamyon dolusu dut yaprağı bir kimyahaneye göndersem bir gram ipek yapabilir mi? Toplu iğne başı kadar bir kurt bunu yapıyor. Bu kainata bakar kör şeklinde bakmayın. Her varlık beden diliyle konuşuyor. Beden diliyle. Bu dili anlamaya çalış. Ağaçların bir kısmı kış gelince yaprak döküyor. Öteki de ağaç diye dökmüyor. Onu kim döküyor, onu kim durduruyor? Eğer bütün ağaçlar yapraklarını dökselerdi, insanlar ve hayvanlar zehirlenirdi. Neden mi? Çünkü insanlar ve hayvanlar oksijeni kullanır, nebatlar karbondioksitini kullanır. İnsanlar oksijeni karbondioksit olarak havaya verir,
nebatlar yapraklarıyla karbondioksit kullanır, oksijen olarak. Şu denge kainatta bin bir tezahürü olan bir denge, hayatı mümkün kılan, Allah'ı bulamayan adam akıl hastasıdır. Bakan kördür. Bu devir, bu ibret gözüyle baktığınız zaman bayram gününden daha hayırlı bir gündür. Hasrette kazanan vuslatta harcar. Sen bugün şeriat-ı garay-ı Muhammediye'nin galebesi arzusuyla yanıp tutulsan, sadece o duyguna, onun galip geldiği zamanda can tehlikesine girerek cihad eden adamdan fazla sevap alırsın. Mahrumiyet zammı varsa. Sadece o duygunla alırsın bunu. Böyle güzel bir zamanda ahiret kazanmayan adam, un ambarına düşüp de unlanmayan, unlanmamayı beceren adama benziyor benim gözümde. Allah-u Azimişan İslam'ın bu yeniden dirilişi mevsiminde bizlere de bunun gerçekleşmesinde ahirette beraatimize yetecek derecede hasenat ihsan etsin. Amin. Hizmetsiz hayat hiçbir değeri yoktur. Hizmetimize de zayi etmeden ahirete taşıma, onu koruyabilme lütfunu ihsan etsin. Amin. Allahum merham ümmete Muhammeden rahmeten amme. Bismillahi hayrul esma. Bismillahillezî la yedurru ma ismihi şey'un fil ardı ve la fis sema. Ve huve semî'ul alîm. Ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azîm. Bismillahil halikul ekber. Ve huve hırzun mani'un mimma ekhafun minhu ve asr. La kudrete li mahlukun ma kudretil halik yulcimuhu bilicami kudretihi ahma hamisa etma tamisa ve kânallahu kaviyyen aziza. Ha mi mayin sin kaf himayetuna kafa ya ayin sad kifayetuna feseyekfikihumullah ve huve semiul alim. Ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim. Amin, amin, amin. Ve selamun al mürselin. Velhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha. Böyle bir devlete ihanetin cezası.